Büyükşehir Belediyesi'ne bir probleminiz olduğunu söylediniz. Ne gibi problem? Evet efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçildiği itibarından beriye engelli raporlarımı verdim efendim. Bu engelli raporumda efendim bana dediler ki İSOM 3 engeller merkezi efendim depomuzda araba bulunamadığı için araba vermiyoruz. Sonra da telefon ettiler ki kardeşim araba verilmeyecek, altında araba olduğu için. Peki kardeşim, o zaman böyle bir şeyim vardı da niye benim altımdan raporlarımı aldın gittin? Herhangi bir şey de dediğim gibi yok. Ve de şu arabaya da karşılık şu anda da malzemelerini istedim, milimatlarını. Şu gün getireceğiz, bugün getireceğiz. Beni kandırıyorlar. Raporlarımı da aldılar. İşte depomuzda olmadığı için açı sana veremiyoruz. İşte malzeme olmadığı için sana veremiyoruz. Dediğim gibi kardeşim, mağdur durumdayım. Çalışan bir kişi değilim kardeşim. 2022 kanun yasasının engeller maaşıyla geçiniyorum. Maaşımın değerini de özellikle söyleyeyim sayın başkanım. Aldanmaktayım herhalde. 1000 lira alıyorum aylık. Ve de bu maaşım karşılıkta böyle bir olay olmadığı için efendim ben gereğimin yapılmasını isterim. Arzusunu isterim efendim. Maaşımı araştırılmaya alınmasını istiyorum efendim. Benim grubumda olan arkadaşlarıma soruyorum. %60 engeli olan efendim taş atlasa taş çatlasa 8 bin ile 10 bin arası maaş aldığını biliyorum. Dediğim gibi önceden Ziraat Bankası'ndan alıyordum, Bakkalköy Şubesi'nden. Oradan beni arkadaşım Ataşehir Yeni Çamlıca Postanesi'ne aktarınca maaşımın değeri düştü kardeşim aşağı. Sosyal gıda kartım vardı kardeşim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığımızın tarafından o kartımı da aldılar kardeşim, elimden kapattılar. Mağdur durumdayım. Mağdur durumdayım efendim. Ve de şu anda da herhangi bir şey yapamadığım için mağdur durumdayım. Sizlerin eline de mahkum durumdayım kardeşim. Gereğimin yapılmasını arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Size diyeceklerim bu kadar, arzularım bu kadar. Üstüme de yani yardımcı olursanız çok iyi olur. Özellikle de telefon numaramı ve kendi adresimi veriyorum. Adresimin içinden de yoklanılmasını istiyorum Cumhurbaşkanlığından. 0535 742 9548 efendim. Doğduğum yer Adalar doğumluyum. Zeynep Kamil doğumluyum. 1975 doğumluyum. 10. ayın 10'u. Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde oturmaktayım. 88 senesinden beri de burada oturuyorum efendim. Gereğinin yapılmasını arz ederim efendim. CHP Partisi'nin üstünden de Ekrem İmamoğlu'ndan da bazı şeyler istedim efendim. Bu isteklerim geri gelmedi efendim. Geri yapılmasını arz ederim. Sosyal gıda kartım vardı efendim. Kendisi de efendim özellikle söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçildiğinden sonra kapatıldı. Ve de Çağrı Market'ten de alışveriş yapıyordum efendim. Kartıma maddiyat yükleniyordu. Yeni Çamlıca Çağrı Market'ten alışveriş yapıyordum. Son bana gittiğimde Çağrı Market dedi ki kardeşim senin kartın dedi kapatıldı. Şu anda da üstünde kendimi ispat edebilecek Cumhurbaşkanlığı engeller başbakanlığı kartım var. Artı bir şikayetim daha var efendim bu arada. Otobüslere karşılık efendim hiçbir belediye şoförleri bizi engelli olduğumuz için yerinden kalkıp da şoförler bize yardımcı olmuyor efendim. Hatta bu arada da bir kaza yaşadım. Düşme tehlikesine geldim. Eğer yolcular olmasa ben filenci yerden bindirdi beni şoför arabaya. Ve de şöyle bir şey efendim. Ataşehir Yetman'ın önündeki otobüs durağından bindirdi belediye şoförü. Ve de efendim Ataşehir Yeditepe Üniversitesi'nin de önüne geldim kardeşim. İnmek isterken kardeşim herhangi tehlike yaşadım. Otobüsten düşme tehlikesindeydim. Yolcular tutmasa kardeşim beton bariyeli kardeşim kafamı vurup ortadan ikiye parçalanacaktı. Ve de ben şu anda da hastane tutanağım falan her şeyim elimde mevcut kardeşim.
Ben de şoförü İçerenköy Polis Karakolu'ndan araştırmaya aldım kardeşim. Şu anda da İçerenköy Polis Karakolu'ndan olay beklemekteyim. Yani şoförün her şeysini verdim. Otobüsün plaka numarasını ve seri numarasını, her şeysini verdim kardeşim. Efendim, sizlere de Allah çalışmanızı ve arzularımı niyetindeyim efendim. Fazla da rahatsız etmeyeyim efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Gereğimin yapılmasını en yakın zamanda yapılmasını isterim. Telefon numaramı veriyorum efendim. 0535 742 9548. Adım Aydın Çam, anne adı Ayşe Çam, baba adı Osman Çam. Babam 2008'de hacca gitti geldi, zehirli ishaldan kaybettim efendim. Annemi de babamdan sonra da Kabe'ye gönderdim efendim. Şu anda annemle kalıyorum. Gereğimin yapılmasını arz ederim efendim. Bu kadar diyeceklerim. Ve de bana yardımcı olursanız Sayın Cumhurbaşkanım, çok büyük yardımcı olmuş olursunuz. Allah işinizi, gücünüzü, Allah annenize, babanıza bağışlasın sizi. Allah ekiplerinize kuvvet versin efendim. Diyeceğim bu kadar efendim. Fazla konuşamıyorum ve de boğazım kuruduğu için fazla şey yapamıyorum. Efendim şu anda dediğim gibi gereğimin yapılmasını arz ederim efendim. Bu kadar. Fazla konuyu uzatmayayım efendim. Çok teşekkür ederim. İstanbul Ataşehir Kargı Sokak'ta oturmaktayım. No 34 numaradayım efendim. Bu kadar efendim. Konuşacağım bu. Arzularımı ve dileklerimi ilgilenmenizi isterim. Peki bu Ataşehir Belediyesi yardımcı oluyor mu size? Hayır efendim. Anca bir tek bana gıda kartı verdi. O kartla kendimi tescil ediyorum. 350 lira veriyor. 399 lira veriyor. Bir dolabı doldurmuyor efendim. 399 lira ver, ne yapabilirim efendim? Bir dolabım dolmuyor. Yani ama şu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği kartla kardeşim söyleme sahipti. Ben kendimi tam doyuruyordum. Limitsizliği. İçi limitsizdi kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Tayyip Erdoğan'ın zamanında aşağıya Yeniçamlıca Merkez Çağrı Market'e iniyordum. İki torbamı doldurup getiriyordum kardeşim. Bu kadar. Diyeceğim bu. Gereğimin de yapılmasını arz ederim efendim. Evet efendim. Evet. Başka efendim. Şunu söyleyeceğim efendim özellikle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olanların İETT şoförü olsun, normal halk otobüs şoförleri olsun, bizlere yardım etmiyorlar efendim inip binerken. Ama bazı içinde eski şoförlerimiz var, emekli olma durumundalar. Onlar zamanında gayet güzel bizlere yardımcı oluyorlardı. Şimdi giren şoförlerimiz de efendim acemi olduğu için, bizlerden durumları bilmedikleri için efendim değişik hareketler yaşıyoruz. Yok bizlere bağırıyor, yok bilmem ne yapıyor. Engellerin yanı üstüne fazla düştükleri yok efendim. Bunu da özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Ekrem İmamoğlu'na Sayın Cumhurbaşkanım bildirmenizi isterim. Sayın Cumhurbaşkanım bunlara bir, yani engelleri indirip bindirirken hangi duraklarda ne şekilde durulacak, ne şekilde yaklaştırılacak otobüsler, bunlara eğitim verilsin efendim. Gereğimin yapılmasını da arz ederim. Bu kadar efendim.